إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Arkadaşlar geldik Meryem suresine. Meryem suresini takvimle başlayacağız. Meryem suresi de Mekke'de inen yani nazil olan bir suredir. Surenin indirilmesindeki gaye Allah'ın bir oluşunu yani tevhid inancını iyice yerleştirmek, yüce Allah'a yakışmayan yani ona yakışmayacak olan şeylerde vasıflarla onu vasıflandırmakta uzak durmak ve öldükten sonra dirilme ve amellerin karşılığını görme İnancını kuvvetlendirmektedir. Surenin genel muhtevası ise, yani genel içeriği ise Allah'ın birliği yani tevhid inancı etrafında dönmekte, onun varlığı yani mutlak varoluşu ve birliği yani Rab ve ilah oluşu fikrini işlemekte ve ehliyete erenlerle sapıtanların yollarını ne yapmaktadır? Açıklamaktadır. Şimdi burada bir nokta koyalım, şunu söyleyelim arkadaşlar. Biz hangi süreyi takdimle başlıyorsak hep dikkat ederseniz özellikle Mekke'de inen süreler yani tevhidde söz eder durur. Yani hangi sürede işte giriş yaparsak, mesela bugün bile ben işte konu düşünürken bakıyorum, işte diyorum ki biz Enam suresine giriş yaptık aynı şeyi diyorduk. İşte Arap suresine girdik aynı şeyi diyorduk. Mesela özellikle 3 tane konu ağırlık basıyor. Birisi Allah'ın mutlak ilah oluşu, Rab oluşu yani tevhid. İkincisi Risalet yani aziz ve celil olan Allah'ın insanlar için göndermiş olduğu hidayet rehberi olan peygamberler. Üçüncüsü öldükten sonra dirilme. Baktığımız zaman her şey bu üçünün etrafında dönüp dolaşıyor. Yani Allah'ı tevhid etme, yani Allah'ı birleme birinci madde. İkinci madde Risalet yani aziz ve celil olan Allah'ın insanlara peygamberler göndermesi. Üçüncüsü öldükten sonra dirilme. Hakikaten bütün insanların hayatlarına dikkat edelim arkadaşlar. Bugün de İnsanların yanılgıya düştüğü, tökezledikleri, içine çıkamadıkları en önemli üç mesele bu mesele karşımıza çıkıyor. Yani mesela diyelim günümüzde de insanlar Allah'ın var olduğuna iman ederler ama o aziz ve celil olan Allah'ın Rabliğini, onun ilahlığını ne yaparlar? Hiç kimsenin genel alanda umurunda değil. Böyle çok az insanı hariç genel alanda insanlar Allah'ın Rablığında ve ilahlığında nedirler arkadaşlar? Gafildirler, oralı değillerdir. Bunda haberleri yoktur. Aynı şekilde insanlara gönderilen Nebi ve Resulü'lerin niçin onlara geldiğini pek farkında olmazlar insanlar. Ve insanlar genel anlamda öldükten sonra dirilmeyi ne yaparlar arkadaşlar? Çok uzak görürler. Halbuki bu üç madde en önemli maddeler ve dediğimiz gibi bütün sürelere başladığımız zaman bunları anlatıyor. Bakın zaten burada diyor ki, surenin indirmesindeki maksat diyor Allah'ın Rablığı yani ilahlığı bir oluşunu daha neyi onun bütün eksik sıfatlardan uzak olduğunu beyan etmesi içindir. Yani bu süre insanlar aziz ve celil olan Allah'ı bir şekilde vasıflandırıyorlar. Aziz ve celil olan Allah diyor ki ben o değilim. İnsanlar diyorlar ki Allah şudur diyor ki ben o değilim. İnsanlar Allah şöyledir diyor ben o değilim diyor mesela. Yine bir başka durum öldükten sonra dirilme ve amellerin karşılığı verme. Yani mesela bizler bu dünyada ne yapıyoruz? Rabbimizin bizi imtihana tabi tuttuğunu, bizde istediği emirleri olduğunu, bize istediği nehirleri olduğunu. Eğer biz bu emirleri yaparsak bunun karşılığında mükafat göreceğimizi, bu nehirlerden uzak durursak bunun karşılığında mükafat göreceğimizi, eğer onun emirlerine dikkat etmezsek bunun karşılığında ceza göreceğimize ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bundan dolayı Rabbimiz bize ne emretmişse bunu yapıyoruz. Ama insanların ekserisi ne yapıyorlar? Şimdi amellerin karşılığını somut olarak görmediklerinden dolayı ne yapıyorlar? İnsanlar böyle bir şey çok uzak görüyorlar. Ve böyle hani tabir yerindeyse işte namaz kılmak mesela diyelim. Allah yolunda cihad etmek, insanları Allah'ın dinine davet etmek, marufu emretmek, münkerden alıkoymak, Kur'an okumak, mesela zikir yapmak, insanlara ilim öğretmek vesaire vesaire. Allah için sadaka vermek mesela. Adam dünya ölçeğine bakarsa Allah için sadaka verdiği zaman malı eksiliyor. Bu onun zararına olmuş oluyor. Ama bir iş yapıyor değil mi? Mesela bir insan diyelim ki Kur'an okuyor. Yaptığı bir iştir. Bu işin mutlaka bir karşılığı var. Hatta insanlarda şu söz aslında hakikaten karşılığı var ama anlamı insanlarca pek üzerinde düşünmeyen mesele.
Hiçbir şey bedava değildir. Doğru, hiçbir şey bedava değildir. Gerçekten bu söz bir yerde doğrudur. Yani hiçbir şey bedava değildir. Yani hiç kimseye zaten bedava iş yapmaz. Doğru, hiç kimse bedava iş yapmaz. Diyelim ki dünya ölçeklerinde bir insan bedava da birisine iş yaptı. Bedava iş yaptığından dolayı neden yaptı biliyor musunuz? Onu da onu itekleyen bir şey vardır. Mesela adam Müslümandır. Müslümandır. Bir Müslüman işi vardır. O Müslüman işini Allah'ı memnun etmek için dünya ölçeğinde hiç maddi karşılık almadan Allah için yapmıştır. Bu iş insanlara göre bedavadır ama Allah katında bu işin ücreti çok büyüktür. İnsanlara göre bedavadır. Evet, doğru, bedava iş yapma yok. Evet, dünya ölçeklerine göre, yani bir şeye sahip olma anlamında insanların nazarında bu bedavadır ama Allah katında büyük bir şeydir. İşte bu üç mesele. Yani Allah'ın Rab ve İlah oluşu, bütün eksik sıfatlardan münezzeh oluşu, Nebi ve Resulü'nün göndermesi, öldükten sonra dirilmenin. Üç mesele. Bu mübarek süre Zekeriya Aleyhisselam'la Allah'ın ona ihtiyarlı çağında kısır olan bir kadında lütfettiği oğlu Yahya Aleyhisselam kıssasının başta olmak üzere nebilerin kıssalarını anlatır. Zekeriya Aleyhisselam'ın karısı kısırdı. Yani çocuk doğurması mümkün değildi. Fakat aziz ve celil olan Allah her şeye kadirdir. Sıkıntıların duasını işitir. Yardım isteyenlerin yardımına koşar. Bunun içindir ki Allah Celle ve Ala onun duasını kabul etti ve ona şerefli bir oğul, yani Yahya'yı ihsan etti. Bu sure çok ilginç ve olağanüstü, harikulade enteresan bir kıssayı anlatır. Nedir? Bakire Meryem ve babasız olarak dünyaya gelen İsa Aleyhisselam. Yani ilahi hikmet bu harikulade mucizenin İsa'nın babasız olarak bir anneden dünyaya gelmesi şeklinde ortaya çıkmasını istedi ki ilahi gücün, yani alemlere olan Allah eserini tek ve hor şeye, her şeye galip olan Allah'ın büyüklüğünü gözler önüne sersin. Bu süre aynı zamanda nebilerin babası olan İbrahim Aleyhisselam kıssasını anlatır. Bundan sonra Allah'ın yüce nebilerini İshak, Yakup, Musa, Harun, İsmail, İdris, Nuh'u överek anar. Surenin yaklaşık 1/3'ü bu yüce nebilerden bahseder. Evet, göreceğiz bunları inşallah. Vezkur fil kitabı Musa mesela diyor Rabbimiz. Kitapta Musa'ya an. Vezkur fil kitabı İbrahim. Kitapta İbrahim'e an ila ahir der. Bu kıssaların hedefi Risalet müessesinin senin birliğini ispat etmek ve bütün nebilerin insanları Allah'ın birliğine, ona ortak koşmayı ve putlara tapmayı terk etmeye çağırmak için geldiklerini vurgular. Yani bütün Nebi ve Resullerin tabir yerine ise menşeleri, yani çıktıkları yer hepsi aynı olduğunu ve onların gönderilişin tek bir gayesi olduğunu, insanların putperestlikten ve çok tanrıcılıktan kurtarıp işte soyut ve somut putlarda kurtarıp sadece ve sadece göklerin ve yerin ve onların içerisindeki her şeyin sahibi olan Allah'a kulluk etmeleri için ne yapmıştır? İnsanlara bunu anlatmışlardır. İnsanların da zaten yanılgıya düştüğü nokta burasıdır. Eğer insanlar gerçekten akıllarıyla, tecrübeleriyle hidayet bulacak olmuş olsalardı, yani hem dünyalarını mamur etme hem de ahirette Allah'ın rızasına muvaffak olacakları mümkün olmuş olsaydı hiçbir nebi ve rasul göndermezdi. İnsanlar bunu bile düşünmeleri lazım. Yani Allah niye Celle ve Ala her ümmete peygamber göndermiş? En son olarak bütün insanlara ve cinler dahil olmak üzere Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Yani niye insanlar arasında kıyamete kadar öyle yetenekli, öyle akıllı insanlar gelecek ki? Yani böyle akıllı bir insan, dünyada diyelim ki siyasi bir kişiliği olan bir kimse, insanların peşine takıp da işte dünyada belli noktalar onları götüren bir insan, niye hem onların dünyalarına ışık, ahiretlerine ışık olamıyor? Bu kadar yetenekli, zeki insanlar demek olamıyor. Yani demek ki Allah'ın istediği bir kulluk, Allah'ın Celle ve Aleyh'in öğrettiği şekilde olması lazım. Eğer Allah'ın istediği bir kulluk, Allah'ın isteği dışında öğreniyorsa, bu sahibini hidayete götürmez. Onun için aziz ve celil olan Allah, kendisine kulluğun nasıl yapılacağını, bizzat insanların cinsinde olan elçiler göndererek, o elçilerin ne yapılması örnek alıp böylece kurtuluşa gitmelerini ne yapmıştır? Emretmiştir. Yoksa hiçbir insan aklıyla, becerisiyle, zekasıyla, şuyla, buyla
hidayeti bulup ahirette Allah'ın razı olmuş olduğu bir şekilde ona kavuşması mümkün değildir. Tarihte bunu deneyenler vardır. Mesela Zerdüşt'le alakalı hikayeler anlatılır. İşte diyor ki çok dindardır. Kimisi mesela onun peygamber olduğunu söylüyorlar. Ama neticede onun da şu noktaları olduğu söyleniyor. İşte ben Tanrı buldum diyor mesela. Ama Tanrı'ya nasıl tapacağım, öyle nasıl bugünkü ismiyle ona ne tür bir ibadet edeceğimi bilemiyorum diyor mesela. İşte mesela diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Mekke'de hak dini arayan Amr bin Zeyd aynı şeyi söylüyor. Yani diyor ki düşünün Amr bin Zeyd böyle tabir yerindeyse bütün derdi, işi, gücü aziz ve celil olan Allah'ın istediği kulu aramış. Bakmış sağına sola insanlar ya soyut putlara tapıyorlar ya somut putlara. Tapınmak nedir? Biz insanlara günümüze tapınmaya dedikleri zaman insanların zihinlerini bu almıyor. Tapınma dediğimiz şey arkadaşlar sürekli onu anma, onu hatırda tutma, onu zikretme, ona saygı duyma, ona sevgi besleme, onun önünde esas duruşa durma vesaire. Tapınmak budur. Yani günümüzde de o kadar çok put var ki insanlar hala çağımızda putların olmadığını düşünüyorlar ve insanların çok ilerlediklerini, ilim ve teknoloji bu kadar ilerlediğinden dolayı artık putçuluk kalmadığını düşünüyorlar insanlar. Halbuki arkadaşlar putperestlik hiçbir zaman için bitmeyecektir. Kıyamete kadar bakidir. Yani dünyada bir iki insan bile olsa putçuluk devam edecektir. Yani günümüzde bizim yaşamış olduğumuz ülkede de putperestlik had safhadadır, zirvededir. Hatta putperestler kendilerini diğer insanlarda daha çok kültürlü, daha çok işte modern, daha çok yetenekli, daha çok akıllı kimseler olduklarını iddia ederek böylelikle o putçuluk zihniyetlerini yapmaya çalışırlar? Gizeme, manipüle etmeye çalışırlar. Dediğimiz gibi kesinlikle hidayet, yani Allah'ın istediği bir kulluk, insanların kendi kafalarına, zekalarıyla olabilecek bir şey değildir. Onun için Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, Allah'ın kendisine razı olacağını ümit eden kimse mutlaka Allah'ın göndermiş olduğu Nebi ve Resulere uyması esastır. Olmazsa olmazdır. Bugün de bu böyledir. Özellikle günümüzde modernist ve mercilerin Nebi ve Resulleri inkar ederek veya peygamberleri yok sayarak bir yere varmaya çalışmaları, bunların gerçekten akıllarını putlaştırarak, işte hevalarını da akıllarını hevalarını tabi kılarak gelmiş oldukları sapkın ve hakikaten uçuruma bir dönüp görseler dönecekler ama göremiyorlar ve bu uçuruma doğru hızlı bir şekilde devam edip gidiyorlar. Halbuki insanın kurtuluşu, insanlık kurtulmak istiyorsa, dünyada ve ahirette gerçekten saadet yakalamak istiyorsa Allah'ın göndermiş olduğu Nebi ve Resullere uymak zorundadırlar. Çünkü bu bütün kıssalara anlatılan Nebi ve Resuller haşa iş olsun diye böyle tarihte böyle geldi geçti, böyle yaşandı bir destan olarak, bir efsane olarak işte çocuklarımıza, torunlarımıza anlatalım. Tarihte İbrahim diye birisi varmış, anlatımına göre meşhur bir hikayemiş. İşte bilmem falanca yerde yaşarmış da işte onun kavmi falan böyle bayramları falan varmış, kutlarmış. O da bir gün düşünmüş, demiş ki ben bu taşla falan yaptıkları, saygı duydukları şeyleri bir kıracağım. Böyle bir hikaye. Hikaye değil ki bu. Yani bu hikaye değil. Bu günümüzde böyle daha kibar isimle modernistlerin diliyle Kur'an kıssalarının tarihselini falan değil veya kıssaların dili falan kesinlikle değil. Yani bunlar eskide yaşandı, tarihsel, yani tarihte kaldı, bu yine getirilmesi mümkün değildir. Halbuki az bir zihni olan bir insan Meryem suresini bile okusa İbrahim Aleyhisselam ve babasının arasında geçen konuşmaya bakarak ne yapar? Adam kalkar der ki Allah burada bende neyi istiyor? Evet bakın İbrahim Aleyhisselam burada babasıyla tartışıyor. Allah'ın burada bende istemiş olduğu şey şudur. Diyor ki sen hangi dönemde olursa olsun şu an sen bu ayetleri okuyor musun? Kalkacaksın, putları kıracaksın. Putları reddedeceksin. Baban da olsa putperest, ona karşı çıkacaksın. Bunu anlatıyor ki anlatmıyor. Baban da olsa eğer putperestse onunla münakaşa edeceksin. Onun din diye edinmiş olduğu sahte dini reddedeceksin. Zemmedeceksin. Yani kötüleyeceksin. Diyeceksin ki bak senin bu gitmiş olduğun yol böyle böyledir. Sen bu anlayış üzerine gidersen gideceğin yer cehennemin dibidir diyeceksin. Böyle. Yoksa bu işte geçmişte ne oldu? Tarihte yaşanmıştı. Gelecek çocuklarımıza böyle güzel hikaye olarak anlatalım. Bu şamanlar için belki bu durum söz konusu olabilir veya başka putperest inançlar için böyle bir durum söz konusu olabilir ama bu Kur'an'da zikri geçen Nebi ve Resulü'nün hepsi dediğim gibi biz iman eden kimseler için örnek olsun.
bundan açmış olduğu yolda gidilsin diye. Devamda yine bu sure kıyametin bazı hallerinde ve korkunç gündeki korkularda bahseder. Şöyle ki o gün kafirler cehenneme atılıp da oranın yakıtları olmaları için cehennemin etrafına toplanmış olacaklardır. Bu mübarek sure Allah'ı ortaktan benzeri bulunmakta ve çocuk sahibi olmaktan tenzih ederek sona erer. Yani bir de şöyle bir anlayış vardır. Allah'ın çocuğu olduğu, ki bu çok konuşulmuştur. İşte Allah'ın kızları olduğu, melekler Allah'ın kızı olduğu vesaire, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu gibi böyle sapkın anlayışlar veya işte falanca kimse Allah'ın dostudur, Allah onu dost olarak seçmiştir, böyle sapkın anlayışlarda Allah uzak olduğunu, yani Allah çocukta, dostta, bütün bunlarda hepsine uzaktır. Ki biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da varit olan sabah akşam yapılmamız bize tavsiye edilen zikirlerde La ilahe illallah vahdehu la şerikele, yani kendisine başka ilah olmayan, Allah eşi ve ortağı olmayan, dostu falan olmayan, yani onun bir dosta, bir eş, şerike, bir ortağa ihtiyacı yoktur. Allah bütün bunlardan münezzehtir Celle ve Ala. O ganiyün hamittir yani. Dolayısıyla böyle insanların kalkıp kendi kafa ve hevalarına göre ona ortaklar taksim etmeleri bu sapkınlıktır. Allah bütün bunlardan uzaktır. Bu sure bu şekilde sona erer ve müşriklerin sapıklıklarını en kuvvetli delillerle apaçık bir şekilde izhar eder. Sürenin ismine gelince babasız bir insanın yaratılması, sonra beşikte bir bebek için Allah'ın bu çocuğu konuşulması ve İsa Aleyhisselam'ın doğumu esnasında meydana gelen harikulede, yani mucize olaylarla ilgili o parlak mucizeyi ebedileştirmek için bu sureye Meryem suresi adı verilmiştir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Evet, Meryem suresi bir de arkadaşlar kelimelerin izahına gelince vehn zayıfladı demektir. Geniş zamanı yehin sıfatı vehin şeklinde gelir. El vehn kuvvetin zayıflaması demektir. Şimdi bu kelimeyi iyi anlayabilmeniz için Süheyb hadisi, Süheyb ismi yanlış söyleyebilirim. Hani Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, sizler yakında düşmanlarınız size her tarafta saldıracaklar ve sizin üzerinize üşüyecekler diyor. Peki sahabe soruyor, diyorlar ki ey Allah Resulü, o gün bizim sayımız az mı olacak? Hayır diyor, çok olacaksınız. Lakin diyor, siz diyor o gün hiçbir ağırlığı olmayan suyun üzerindeki çer çöp meselesine olacaksınız. Peki diyor ki ey Allah Resulü, bunun sebebi nedir? Diyor ki o vehendir diyor yani. Sebebi vehendir. Yani neden? Yani vehni genelde şöyle izah edilmiş. Böyle zayıf bir insan ne yapabilir? Mesela böyle zayıflamış, kemikleri zayıflamış. İhtiyar bir insana insan acır değil mi? Ona bir şey yapamaz yani. İşte vehn, Zekeriya Aleyhisselam buradaki vehn kelimesi zayıfladı demektir. Hiçbir gücü falan kalmamış. Yani bırakın bir baba olması, bu adam için böyle bir şey düşünmek imkansızdır. Ve hem bu. Hadiste de hem bu şekilde şey yapılmıştır, izah edilmiştir. İşteal tutuştu. İşteal ateşi, ışınların yanması manasına gelir. Akir, yaşlı sebebiyle çocuk doğurmayan kimse demektir. Kısır. Akim olarak da başka bir sürede geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Nerede? Mümin suresi, Şura suresinde. Şura suresinde, evet. İtiyye son derece yaşlı olmak, kuru ve kurumuş olmak demektir. Şair, ancak çocuğun mazereti kabul edilir. Yaşlanmış kimsenin mazereti kabul edilmez. Hanan, şefkat, acıma ve sevgi demektir. İntebedet uzaklaştı, kenara çekildi, uzete gitti. Uzete girme manasına geliyor. Seviye, yaratılışı tam ve düzgün olan. Yani tam bir düzgün bir insan olması gerektiği şeklinde. Seviye başka bir şey diyor ya, yani senin Rabbin o ki seni yarattı. Bir önceki hafta, yani 3 hafta önce Kehf suresine geçmişti. Sen seni topraktan yaratıp daha sonra da seni güzel bir şekle koyup da İnsan yapan Allah mı senin inkar ettin dedi mesela. Seviyen düzgün bir yaratılış, yani hilkatı, her şey düzgün olan. El mehad, doğum sancıların şiddetlenmesi demektir. Seriye, nehir ve ark demektir. Bu su buralarda aktığı için buralara seriye denilmiştir. Feriye, büyük olay, büyük hadise demektir. Tefsire gelince, Kef, ha, ya, ayn, sadı. Bunlar Kur'an'ın icazına, yani mucize oluşuna dikkat çekmek için indirilmiş hurufu mukattalardır. Vedkur ve zikre rahmete rabbike abdehu Zekeriya. Bu kulu Zekeriya'nın Rabbisine nidasıdır. Yani Rabbisini anmasıdır. Kul Zekeriya, Zekeriya Aleyhisselam ne yapıyor? Alemlere Rabbi olan Allah'ı zikrediyor, anıyor. Rabbimiz de diyor ki bu Zekeriya'nın Rabbisini anmasıdır. Nasıl anmış Zekeriya Aleyhisselam? İznada, hani o nida etmişti. Yani dua etmişti böyle. Nasıl dua etmiş? İznada Rabbehu nida en hafiyye. Rabbisine nidada bulmuştur ama gizli bir şekilde dua ediyordu Rabbisine. Yani hani Zekeriya'nın Rabbisini anmasıdır. Yani Zekeriya'nın Rabbisini zikridir. Hani o Rabbisine nida etmişti. Nasıl nida etmişti? Rabbehu nida en hafiyye. Gizli bir şekilde nidada bulmuştu. Müfessirler diyorlar ki duayı gizli yapmak ihlası daha fazla artırdığı ve gösterişte uzak olduğu içindir. Hafız İbni Kesir de diyor ki Zekeriya Aleyhisselam yaşlı o, hani buradaki nida en hafiyye, yani gizli bir şekilde dua etti. Deki kasıt o, diyor ki yaşlandığından dolayı diyor kavmi tarafında
böyle hani maskaraya işte alay alınmaması için diyor bir görüş böyle. Bir görüş de diyor ki o böyle bir büyük hadisenin kendisine gelip ulaşanından dolayı bu şekilde Rabbisine ne yaptı? Gizli yalvardı. Ama Sabuni diyor ki dua gizli yapıldığı zaman ihlası daha fazla arttırır ve riyadan uzak olur. Gerçekten de böyledir. Yani bir düşünün ki insanın böyle tenha bir yerde ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor işte mesela cennete girecek 7 sınıfı anlatırken bunların bir tanesi diyor ki tenha bir yerde Rabbisini zikret yani hatırladığı halde gözüne yaş akan kimsedir. Bu çok kolay bir şey değildir. Yani toplum içerisinde herkes ağlar. Adam hüngür hüngür ağlar ama önemli olan bir insanın hiç kimse yokken Allah korkusunda yani hala tek bir yerdeyken ne yapması Allah korkusunda ağlaması bu büyük bir şeydir. İşte bir de böyle bir durumda aziz ve celil olan Allah'a yalvarıp ona duada bulunma tabii ki daha büyük bir şeydir. Çünkü kimse hiç kimse bilmiyor senin haline ayan değil onlara. Sadece senin halini aziz ve celil olan Allah biliyor. Peki Zekeriya Aleyhisselam öyle dua etti ne dedi? Kale dedi ki Rabbi inne vehenel almu minni. Dedi ki ey Rabbim benim kemiklerim çok zayıfladı dedi. Yani benim bu kemiklerim çok çok zayıfladı. Veşteala re'su şeybe. Ve benim başımda hani şöyle otlar şu anki mevsim işte sonbaharda böyle otlar böyle sararır artık kupkuru bir hale gelir ya. Benim başımda öyle oldu. Hakikaten bazı insana da böyle bakarsın saçlarına dikkat edin. Böyle bir sanki artık sonbaharını yaşıyor. Saçları böyle sararmış. Şey olmuş artık yani bitme noktasına. Benim saçlarım da bu hale geldi. Yani kemiklerim zayıfladı. Saçlarım da ne oldu ey Rabbim? Saçlarım da kuru otlar üstünde kuru otların üstünde ateşin yayıldığı gibi aklık başıma yayıldı diyor. Yani düştü diyor. Velem ekum bi duayke rabbi şakiya. Bi duayke rabbi şakiya. Ve ey Rabbim ben sana hiçbir zaman için dua etmekten yani sana yalvarıp yakarmaktan şaki olmadım. Yani bedbah olmadım. Yani pişman olmadım. Yani ben sürekli sana yalvarmakta ne yaptım? Bu konudan dolayı hiç pişman olmadım. Yani hiçbir zaman duamı reddetmedin. Bilakis bana lütufta bulundun, ihsanda bulundun. Şimdi Kadı Bey de burada çok garip bir şey söylüyor. Diyor ki bu dua daha önce kabul edilmiş duasına vesile edilmesidir diyor. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın daha önce duası kabul edilmişti. Bu duayı da vesile kılarak o duanın tabiri neyse ortaya çıkmasına sebep oluyor. Vesile. Yani biliyorsunuz sari amellere de vesilede bulunma. Sofiler en çok Bedavi tefsirini okurlar. Bunu da belki anlarlar mesela. Yani diyor ki Zekeriya Aleyhisselam'ın daha önce kabul olmuş duaları vardı. Bu duasını vesile ederek o duaların ortaya çıkmasına yani daha önce onlar kabul etmişti böyle askıda durur gibiydi. Bu dua geldi onlar ne yaptı? Askıda indirdi sahaya sürdü. Böyle diyelim yani ortaya çıktı. İşte diyor ki bu daha önce kabul edilmiş olan duasına vesile edilmesidir. Yüce Allah'ın duasını kabul etmek suretiyle onu buna uğraştırdı ve bu hususta onu ümitlendirdi. Yani sen devam et artık senin dediğin gerçekleşecektir. Ve inni devamda dedi ki 5. ayette ve inni hiftul mevali min verayim. Dedi ki ben arkamda yani geleceğim için korkuyorum dedi. Yani arkamda gelecekler için korkuyorum dedi Zekeriya Aleyhisselam. Ve inni hiftul mevaliye min verayi. Benim arkamda mevalilik yapacak. Yani benim adıma işte benim üstlenmiş olduğum bu davayı, risaleti, işte bu dini başkalarına götürme, insanlara Allah'ın dinine davet etme, irşad etmeyi benden sonra bu işi alacak olan kimselerle alakalı ben korkuyorum. Şöyle de diyebiliriz mesela. Yani benden sonra benim sürelerimden yakın ki Sabun'un da öyle demiş. Benim sürelerimde olan büyük kimselere tabir yerindeyse güvenmiyorum. Çünkü bunların bu işi hakkıyla böyle Rabbimin razı olduğu şekilde hiçbir karşılık beklemeden, bulandırmadan, saf bir şekilde ömür boyunca götürmeleri mümkün değildir. Bu işi benim gibi yapmaları mümkün değildir. Bundan dolayı ben korkuyorum diyor Zekeriya Aleyhisselam. Şimdi mesela biz normalde yaşadığımız dönemle imtihandayız değil mi? Mesela ha bir de şöyle bir durum da söz konusu. Diyelim ki Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın tevhid dini ortaya koymuş. Sonraki gelenler o dini değiştirmiş. Onu Zekeriya Aleyhisselam'ın yolu olduğunu söylüyorlar. Bu daha büyük bir beladır. Ki hep böyle oluyor zaten. Mesela çileyi çeken başta çeker. Geride gelenler onun kaymağını yener ama onun yolda olduklarını söylerler. Bunun örnekleri çok günümüzde de bunlar bir sürü. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam diyor ki ben bunlarda korkuyorum yani diyor. Benden sonra geçip de benim yaptığım işi yapacak olan kimselerle alakalı benim korkum var. Çünkü bunların böyle yapacağını ben düşünmüyorum diyor. Devamda diyor ki
Ve kânet imra akira ve kânet imra te akiran. Ama benim karıma da gelince diyor, o da diyor akirdir diyor yani. Kısırdır diyor. Hani şöyle demek istiyor. Allah'ın doğrusunu bilir de ki akışta böyle anlaşılıyor. Yani ya Rabbi ben bu işin devam etmesini, yani risaletin, tevhid dininin insanlara gitmesinin gerektiğini biliyorum. Ama benim ya, ölümüm yaklaştı. Ben öleceğim ama benden sonra benim geride kalanların bu işi hakkıyla götürebileceklerini düşünmüyorum. E ben sende bir çocuk istesem, yani bir çocuk bana isaret etsem bu işleri yürütsün diye, benim karım kısır mesela diyor. Yani benim karım da doğuracak noktası, doğuracak bir noktada değil diyor. Kısır olmuş. Bugünkü ifadeyle menopoz dönemi çoktan yetişirmiş. Artık çocuk olması mümkün değildir. Yani hani şöyle derler ya, olmayacak dua amin denilmez. Bu bir yerde doğru, bir yerde doğru değildir. Yani bu tamam. Olmayacak dua amin denilmez. Bu bir yerde doğru, bir yerde doğru değildir. Şöyle Zekeriya Aleyhisselam buna rağmen diyor ki فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ. Sen diyor bana katında birisini ver diyor. فَهَبْلِ, sen bana hibe et, ver. مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ, katında bana velilik edecek. Yani velayetimi devam ettirecek. Nasıl velayetimi? Yani benim senin dinine davet etmem. Risalet görevini, peygamberlik görevini, senin dinini başkanlığına götürme görevini devam ettirecek birisi bana hibe et diyor. Kim? Yani çocuk istiyor. Sabuni diyor ki, yalnız bana lütfunda yedirme, yerime geçecek salih bir çocuk ver. Böyle tercüme etmiş ama, böyle vermiş ama normalde ayette فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ. Sen bana katında bir veli benim işlerimi çekip çevirecek, yani benim adıma hareket edecek, Zekeriya'nın yolu buydu, Zekeriya'nın getirmiş olduğu tevhid dini buydu diyebilecek olan birisini hibe et diyor. Ki zaten bu da çocuk olarak anlaşılıyor. Niye peki bunu istiyor? Diyor ki yerithuni ve yerithu min ali Yakup. Hem bana mirasçı olsun hem de Yakup ailesi mirasçı olsun. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın geldiği silsile neresi? Yakup ailesine geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam da İshak Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam da Yakup Aleyhisselam, ondan sonra sırasıyla Zekeriya Aleyhisselam'a kadar bu Allah'ın göndermiş olduğu tevhid dini davet devam etmiş. Gelmiş Zekeriya Aleyhisselam'da en son halka, orada birisi daha devam ettirmesi gerekiyor. E şimdi Zekeriya Aleyhisselam bakıyor ki akrabalarına, işte amca çocuklarına, yeğenlerine, şunlara bunlara hiçbir tanesi bu işi götürecek birisi değil. O yüzden diyor ki ey Rabbim sen bana katında birisini hibe et diyor. Kim diyor? Benim çocuğum olsun yani diyor. Ve bu olacak olan çocuğun şu işi olsun sadece. Herhalde böyle bir dua da Yahya Aleyhisselam gibi birisi dünyaya gelir. Yerithuni ve yerithu min Ali Yakup. Hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olacak birisini bana ihsan et. Beydavi diyor ki, Kadı Beydavi, bundan maksat şeriat ve ilimde vermektir. Çünkü peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Yani Zekeriya Aleyhisselam şunu diyor esasında. Beydavi diyor ki buradaki kasıt nedir? Şeriat ve ilim. O zaman hiçbir nebi ve resul şey bırakmaz. Miras bırakmaz, doğru. Nedir o zaman Beydavi'nin dediği? Doğru. Yani bana ve Yakup ailesine mirasçılık etsin. Biraz önce demiş olduğumuz şey, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf ve diğerleri sırasıyla nereye kadar geliyor? Zekeriya Aleyhisselam'a kadar geliyor. Yani bu senin tevhid dinin olan insanlara Allah'a davet etme, risalet, ilim, şeriat, Allah'ın kanunlarını tatbik etme işini Yakup oğullarının devamına kadar bendim. Benden sonra da bu işi devam ettirecek olan birisini ihsan et. Yoksa gelsin benim malıma, mülküme, bakın işte Zekeriya şunu yaptı, şöyle köşe denelim diye değil. Yani dini ekmek teknesine çevirsin diye değil. Yakup oğullarına, Yakup oğullarında kalan neyi? Şeriatı devam ettirsin diye. Beydavi de diyor ki şeriat ve ilim demektir. Yani bununla hükmetsin. Vereceğin çocuk bunları yapsın. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَدِيَّ. Ve diyor ki ey Rabbim sen onu katında razı olmuş olan kimselerden yap. Yani sen bu vereceğin çocuğu senin katında kendisine razı olan kimselerden kıl, razı olmuş kimselerden kıl. Bu daha garip olan bir şey. Tamam, bana bir çocuk ver. Evet, ben kendi benden sonrakilere güvenmiyorum. Bu işi kesinlikle rayında çıkartacaklar. O zaman sen bana bir çocuk ver. Bu çocuk ne olsun? Yakup
ailesini ve benim soyumu devam ettirsin. Yani şu anlamda şeriat bu tevhid dinini devam ettirsin. Ve o senin katına razı olmuş olan kimse neden olsun diyor. Razi diyor ki Zekeriya aleyhisselam çocuk istemeden önce Allah'a 3 şey arz etti. Sadece çocuk bana ver demedi. Biri kendisinin zayıflığı. Ve hanen azmi, benim kemiklerim zayıfladı. Diğeri Allah'ın duaları hiç ret etmediği, mutlaka duaları kabul ettiğini Allah. Biz Allah'tan neyi istersek isteyelim, Allah bunu kesinlikle geri çevirmez bizim hayrımızaysa. Hiç kimse bunu unutmasın. O yüzden kim ne istiyorsa istesin, kimse de beklentisi olmasın. Dünyanın en zengin adamı da olsa hiç kimse insanların eline bel bağlamasın. Sadece ve sadece Allah'tan istesin. Birincisi diyor, çocuk istemeden önce kendi zayıfını ortaya koyuyor. İkincisi, Allah'ın dualarını mutlaka kabul ettiğini. Üçüncüsü ise dua ile istenen şeyin din hususunda fayda sağlama sebep olmasıdır. Bundan sonra da çocuk isteğini açık bir şekilde ifade etti. Bu da duayı daha fazla kuvvetlendiren unsurdur, yani sebeptir. Çünkü duada zahiri sebeplerden uzaklaşır. Allah'ın güç ve kuvvetine güvenmekle ve dayanmakla olur. Evet, şöyle diyelim. Yani kul artık tabir yerindeyse elindeki bütün her şeyi kullandıktan sonra iş bittiğini anladığı anda Allah der ki ey Rabbim, yani artık benim sahibim Mevlam sensin. Her şeyi sana bıraktım. Her şey sende. Diyor Zekeriya aleyhisselam. Peki Zekeriya aleyhisselam bunu dedi. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Biz şimdi bu dersi işleri 20 dakika falan oldu ortalama. Doğru mu? 7. ayete geldik. Zekeriya aleyhisselam ile karışımı Meryem suresinde 7. ayete geldik. Şimdi 7. ayete Zekeriya aleyhisselama cevap geliyor. Ha biz şimdi şöyle düşüneceğiz değil mi? Şimdi benim Allah'tan bir isteğim olacak. Allah'tan hemen bunu isteyeceğim. Dışarı çıktım ve işte diyelim ki bugün ve yarın Allah hemen bunu bana verdi. Verdiyse ne ala? Tam bunda sıkıntı yok. E vermediyse demek ki dua etmeye gerek yok. Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki sizden birisi Allah'tan istediği zaman kesin, yani yakınla istesin. Artı diyor şöyle demesin. Ben dua ettim de benim duama icabet edilmedi. Arkadaşlar, hiçbir şey birden olmaz. İnsanlara tabir edilirse avam diliyle böyle piyangoda çıkar şekilde veya okus pokus taklitleriyle, sihirbaz taklitleriyle bir şeyler sahibi olmak dünyada imkansızdır. Böyle bir şey yoktur. Herkes bunu bilsin. Bu şekilde olup da dünyada maddi olarak dolandırmayan kimse yoktur. Bu anlayışa sahip olan kimseler dünyanın mutlaka dolandırmıştır. Ahirette zaten beterdir. Bu şeytani bir taklittir. Şeytan insanı bu şekilde kandırır erat bir şekilde. Toplumun anlayacağı dille kısa yolda zengin olmak. Yorulmadan, çaba sarf etmeden, çalışmadan kısa yolda zengin olmak. Herkes bunu istiyor zaten dünyada. Bugün insanlar hepsi bunun delisi. Ama bu şekilde olup da çok dolandırılanlar var. Hiçbir şey arkadaşlar birden olmaz. Her şeyin zamanı vardır. Dün akşam hadis dersinde de söylemiştik. Allah gökleri ve yerleri bile yaratırken 6 günde yaratmıştır. Bu kullarına işi öğretmesidir. Her şeyin bir zamanı vardır. Her şey zamanı olgunlaşır. Yani Allah Celle ve Ala kendisine yakarışları ne yapmaz, unutmaz, ihmal etmez. Mutlaka karşılığını verir. Şartlar olgunlaştığı ve dediğimiz gibi kul buna layık olduğu zaman, kulun hayrına olduğu zaman, bu dünyada hayrına olacaksa verir. Ama bu dünyada eğer kulun hayrına değilse, mutlaka hayrına ise ahirette onu verir karşılığını alemlere olan Allah. Ama Allah'a yapılan hiçbir dua geri çevrilmez. Bunu söyleyelim kesinlikle. Evet, şimdi Zekeriya aleyhisselam tabi uzun bir süre geçiyor. Şimdi ayetlerde geçiş var ama dediğimiz gibi Zekeriya aleyhisselam duasına icabet geliyor. O yüzden biz Allah'tan bir şey isterken hemen bugün yaptım, 2 gün yaptım, 3 gün yaptım, 4 gün yaptım, böyle bir şey yok. Allah'tan bir şey istiyorsak ömür boyu da isteyeceğiz. Önemli değil ama ihlasla, ama kalp başka bir şeylerle meşgul olmamak kaydıyla. Bakın, Allah mazlumun duasına hemen icabet eder kafir de olsa. Niye biliyor musunuz? Çünkü gönülde yapıldığından dolayı. Ama mesela diyelim adam Allah'tan istiyor. Aklı 5 karış havada. Yani ya Rabbi bana bunu ver diyor ama başka bir şeyler oynuyor adam mesela. Sadece dili onu söylüyor. İhlasla istenilen bir şey Allah bunu kesinlikle reddetmez. Eğer kulun hayra ise. Ya Zekeriya inne nübeşrüke bi gulamin ismu Yahya.
Ey Zekeriya, melekler Zekeriya Aleyhisselam'a hitap ederek dediler ki, ey Zekeriya, daha doğrusu Allah melekleri vasıtasıyla Zekeriya Aleyhisselam'a hitap ederek, ya Zekeriya, inne nübeşirüke bi gulamin ismu Yahya, sana Yahya adında bir oğlanı, bir erkek çocuğu müjdeliyoruz dedi. Nitekim Ali İmran suresine geçmişti. Fenâdetül melâike. Melekler ona nida ettiler. Yani bağırdılar, çağırdılar. Neredeyken? Ve huve kaymü yusalli fil mihrab. O mabette böyle ayakta aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna durup namazdayken, kulluk ederken melekler ona nida ettiler. Ne dediler? Dediler ki İnne Allâhe yübeşrike bi Yahya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor dediler. Devamında diyor ki وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ السَّمِيَّ ve ondan önce hiç kimse bu isim verilmedi. Yani Allah'ın sana ey Zekeriya, Allah'ın sana ismi Yahya diye müjdelemiş oldu bu çocuğa. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ السَّمِيَّ daha önce biz bunun ismini hiç kimsenin ismini böyle yapmadık. Şimdi ayetin zahirinde anlaşılan Yahya Aleyhisselam'ın isminden önce böyle bir isim olmadı. Kizler mesela bazı tefsirlerde de yani Yahya ismi bu melekler o ismi Yahya Aleyhisselam'a Zekeriya Aleyhisselam müjdeledikleri zaman bu isim sadece o günden sonra insanlara isim olarak verilmiş. Yani ilk defa Yahya ismi o zaman verilmiş. Anlaşılan bu ama şöyle denilmiş. Bu bir isimden daha ziyade bir sıfat. O tek isimdir ki daha önce kimse verilmemiştir. Allah ona ismi vermeyi ana babasına bırakmamış. Bizzat kendisi vermiştir. Mücahit diyor ki erdemlilik yani fazilet ve olgunlukta onun benzeri yoktur. Bu daha doğru sanki. Mücahit diyor ki fazilette ve olgunlukta onun benzeri yoktur. Şimdi Yahya Aleyhisselam hasuren Ali İmran suresine geçmişti. Hasur yani tabirimi maruz görün. Böyle kadın yanında çırılçıplak bile olsa bu kadar iffet sahibi birisi ona dönüp tenezzül etme birisi. Bu her babaydın işi değildir. Böyle birisi işte. Yani fazilette ve olgunlukta onun dengi kimse yoktur. Bu sanki daha doğru Allah doğrusunu bilir. Yani Mücahit böyle diyor. Yani bir isimden daha ziyade onun özellikleri. Yani Yahya'nın öyle özellikleri var ki o olgunlukta ve fazilette kimse ona yaraşamaz. Şimdi bu meclisteki herkes değil mi? Böyle bırakın bu imtihanın aynısı. Yani bunun çeleği çeleğiyle imtihan olursa helak olur gider hepimiz. Kolay bir şey değildir mi? İşte Mücahit diyor ki o ondan önce hiçbir kimse bu isim verilmemiş. Vermedik. Biz vermedik. Nec'allehu. Kale Rabbi enna yekunu li gulam. Zekeriya Aleyhisselam dedi ki ey Rabbim benim gulamım yani benim erkek çocuğum nasıl olabilir dedi. Evet. Normalde Zekeriya Aleyhisselam bırakın tabir edilirse eşiyle birleşmeyi kemikleri zayıf olduğundan dolayı yani tabiri maruz gören erkeklik organı pamuk gibi olmuş. Bu bir. Karısı da ve kâne temrâti âkira karıma da gelince o da kısır zaten. Çocuk falan olması mümkün değil. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam haklı olarak burada diyor ki kâne rabbi enne yekunu li gulam. Benim nasıl erkek çocuğum olabilir dedi. Bu hakikaten hayret edilecek bir durumdur. Şimdi düşünün ki bir yaşlı amca böyle elleri falan titreyen işte önünü zor gören böyle saçı sakalı beyazlamış birisine karısı da işte bastona zor gezebilen birisine senin oğlun olacak. Bu o baston adamın kafasını kırar adam mesela değil mi? Bu olay karşısında. Şimdi diyor ki işte yani Zekeriya Aleyhisselam haklı olarak diyor ki yani benim oğlum nasıl olabilir diyor. Vekalet imra akira, vekalet imraati akira. Benim karım da kısır diyor. Böyle bir şey nasıl olabilir diyor. Ve kad belatu minel kibiri minel kibiri etiyye. Ben ise yaşlandım ve ihtiyarlıktan ömrümün son demine geldim. Son demine. Yani böyle artık zor yürüyor yani. İşte birisinin yardımıyla falan yürüyecek bir noktaya gelmiş. Müfessirler diyorlar ki Zekeriya Aleyhisselam kendisi 120 yaşındaydı. Karısı 98 yaşındaydı bu dua ettiği zaman. Yani meleklerin kendisine gelip Yahya'yı müjdeledikleri zaman Zekeriya Aleyhisselam 120 yaşındaydı.
Kars'ta 98 yaşındaydı. Ona göre düşünelim. Bugün 70 yaşındaki bir adam ayakta zor duruyor. Değil mi? Hele yani bugün 80 yaşında falan olan birisi artık görmüyor. Yani benim dedem var. Ortalama 90 yaşlarında perişan bir halde zamanı. Yani düşün yani oturması bile zor yani. Oturmakta zorlanıyor yani. Zekeriya Aleyhisselam da 120 yaşında ve erkek oğlu kendisine olacağı söyleniyor. Kâle kezalik. Bu böyledir dedi. Bu olacak yani. Bunu diyen kim? Alemlere olan Allah. Kâle kezalik. Bu böyledir dedi. Kâle rabbike huve aleyye heyyin. Kâle rabbike huve aleyye heyyin. Allah onu iki heyyinde, hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennete girecek olan kimseleri anlatırken ne diyor? Hey diyor, ben size cennete girecekleri haber vereyim mi? Onlar dediyse işte heyyinün deyin. Yani böyle yumuşak, yani Mesnevi'de anlatımda göre böyle diyor ki cennete işte falan girecek aptallar, yani şu an aptal derken yani şunu demek istiyor esasında. Yani böyle zayıf, millet tarafından dolandırılan, çok akıllı olmayan. Yani ben size cennetleri haber vereyim mi? Böyle yumuşak huylu, böyle sakin, kim ne derse inanan, kanan, böyle biriler cennete girecektir. Peki ben size cennetleri haber vereyim mi? Her türlü haşin, gaddar, böyle hokkabaz kimseler de, bunlar da cehenneme girecek olan kimselerdir. Resulullah diyor ki ben size cennetleri haber vereyim mi? Heyyine neyin? Yani böyle yumuşak, dünyada fazla haberi olmayan, değil mi? Kimse bu noktada olmak istemiyor normalde bugün mesela. Böyle kimseler cennetlik diyor. İşte burada diyor ki ayette huve aleyye heyyin. 12 heyyinde, yani böyle dünyada vazgeçmişler tabir edilmesi. Hayattan da vazgeçmişler. Ona kimse, iki yaşlıdan yaratacağım yani. Yaşlı, ancak yaşlı diyebilirsin. Böyle kimselerde o Yahya Aleyhisselam dünyaya gelecek. Ve kad halaktuke min kablu lem teku şey'en. Hem diyor sen niye buna hayret ediyorsun ki? Sen daha önce de bir şey değilken Allah seni yaratmadı mı? Aha, hakikaten Zekeriya Aleyhisselam'a diyor. Yani bu seni hayretine gidiyorsa sen daha önce hiçbir şey değilken Allah seni yarattı. Evet. Her birimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Yani biz daha önce hiçbirimiz bir şey değilken Allah bizi yaratmadı mı? Ve kad halaktuke min kablu ve lem teku şey'e. Sen anlam bir şey değilken, yani hiçbir şey değilken ortada yoktu. Yani böyle Zekeriya falan diye birisi dünyaya gelecek. Böyle destan falan olmayacak. Böyle bir şey yoktu. Sen anlam bir şey değilken Allah seni yaratmadı mı? Ortaya çıkartmadı mı? Müfessirler diyorlar ki yaratma hususunda Allah için kolaylık ve güçlük diye bir şey yoktur. Küçük, büyük, yüce ve adi hepsinin yaratılışı vesilesi birdir. O da kun feyakun. Ol der, o da onu verir. Bu kadar. Başka bir şey yok. Kaç dakika oldu arkadaşlar? 48. İyi, daha 5-10 dakikamız var ortalama. Onuncu ayet. Kâle rabbic enli âya. Zekeriya Aleyhisselam dedi ki ey Rabbim, tamam benim oğlum olacak. O zaman benim bu oğlumun olacağına bana bir işaret ver dedi. Yani bir alametim olsun dedi. Yani şimdi Zekeriya Aleyhisselam düşünün ki kendi kavmi arasında alay konusu edilmiş. İşte kimse iman etmemiş fazla. Akrabaları bile böyle kavmiyle bir olup darabelere çeviren, Allah'ın dinine tabir neyse köstek olan kimseler, Zekeriya Aleyhisselam bunlara hayatının sonuna kadar İslam anlatmış, tevhid dinini anlatmış, peygamberlik görevini yapmış. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam gelmiş, çocuğu olacak ve bunu kavmine izah etmesi gerekiyor. Diyor ki, Kale Rabbiş Ali Aya, ey Rabbim bunun bana bir ayetini, yani alametini söyle diyor. Yani bu benim karımın hamile olduğunu, benim bir erkek çocuğumun olacağını bana bir işaretini ver diyor, alametini ver. قَالَ اَيَاتُوكَ اَلَّا تُكَلِمَ نَاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّ Allah dedi ki Celle ve Aleyh, قَالَ Allah dedi ki senin alametin, yani işaretin, senin için karın hamile olduğunu ve bir erkek çocuk doğuracağını, bu çocuğun isminin Yahya olacağını işareti dedi, sende dilsizlik ve hastalık yaratılışı bozukluğu olmadığı halde
Yani senin dilin normal çalışır olduğu halde, kendi ifade ettiğin halde, hiçbir sorun olmadığı halde, böyle sağlıklıyken 3 gün 3 gece insanlarla konuşmamandır dedi. Yani konuşmak istiyorsun, ağzına falan dilinde bir sorun yok. Şimdi mesela konuşuyorsun değil mi? Allah seni alameti verdi ya, insanlarla konuşacaksın, bir şey yok. Yani ama normalde sorun da yok sende, arıza da yok. İşte senin alametin, yani insanlarla bu işi izah etmen 3 gün 3 gece telatele yani seviye sağlıklı olduğun halde ne yapmandır? İnsanlarla konuşmamandır. İbn Abbas diyor ki hastalığı olmadığı halde dili tutuldu. İbn Zeyd de der ki dili tutuldu, hiç kimseyle konuşamıyordu. Daha önce hatip olmadı Zekeriya Aleyhisselam. Hatiplerin, yani sıradan bir insanın insanlara konuşmasıyla bir hatimin konuşması başka bir şeydir. Hatiplik özel bir sanattır. Yani insanlara hitap etme sanatıdır. Böyle birisi insanlarla konuşacak bir tane kelime bulamıyor. İnsanlar hatip olmak için, diksiyonlarını düzeltmek için özel eğitim görüyorlar değil mi? Yani özellikle adam diksiyonu düzgün olsun, hitabeti olsun, insanlara hitap edebilecek olan kabiliyette olsun diye ders görüyorlar, insanlara eğitim görüyorlar. Zekeriya Aleyhisselam hitabeti olduğu halde insanlara böyle vaaz eden, onlara hitap eden birisi olmasına rağmen 3 gün 3 gece insanlara hiçbir şey diyemiyor. İbn Abbas diyor ki dili tutuldu, konuşamadı. İbn Zeyd de diyor ki dili tutuldu, hiç kimseyle konuşma mahali yoktu. Allah'a emanet. 11. ayette فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ. O mihrapta, yani Allah'a yalvarıp yakardı, dua ettiği yerde, namaz kıldığı yerde çıktı kavminin karşısına. Yani kavminin önüne çıktı, milletin önüne çıktı. Millet Zekeriya Aleyhisselam bekliyor ki acaba ne diyecek diye. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın zaten durumda değişiklik var. Allah'ın doğrusunu bilir, insanlar haber de almışlar. Yani bakalım Zekeriya bu sefer bize ne anlatacak. Hani Zekeriya durmadan o insanlara öğüt veriyor yani. Onları Allah'ın dinine davet ediyor, hitap ediyor. Aynı şekilde Zekeriya Aleyhisselam bu sefer de, yani melekler gelip de kendisine Yahya Aleyhisselam müjdeledikten sonra ne yapıyor? Tutuyor bu sefer kavmin, yani milletin karşısına çıkıyor. İnsanlar hep Zekeriya Aleyhisselam bekliyorlar ki acaba ne diyecek diye. Ve çıktı kavmin karşısına fe evha ileyhim en sebbihu bukrate ve aşiyye. Onlara fe evha ileyhim, onlara aslında ayette fe evha yani vahyetti ama işaret etti anlamda. Vahim bir anlamda işaret biliyorsunuz. Yani vahim bir anlamı işaret. Şimşek, ani bir hareket, ani bir titreme anlamlarına geliyor mesela vahim. Bir tanesi işaret. O mihrapta çıktı kavmin huzuruna, onlara işaretle dedi ki sabah akşam Rabbinizi tesbih edin, zikredin dedi. Dedi 11. ayette. İsterseniz arkadaşlar kalalım. Allah izin ve emir verirse önümüzdeki hafta kaldığımız yerde devam ederiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.